Hayırlı akşamlar. Sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Zaten bu dünyada sevgiden başka bir şey de yok. Hayata bağlayacak, hayata hayat yapacak, yaşama sevinci verecek başka hiçbir şey yok. Hem de nasıl bir sevgi biliyor musunuz? Karşılıksız, ilahi yolda olmanın ilk şartı karşılıksız sevmesini bilmektir. Ve özüne varmanın ilk adımı tevazudur. İçinde ben olan her şey cehalettir. İşte ego. Egoyu minimize etmeden o kabuktan çıkamıyoruz. Kabuk dediğin yerde şu beden mezarı. Benim, 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 benim. Al senin olsun. Beden mezarından çık da ruhunun, fıtratının güzelliği ortaya çıksın. Sana üflenen ortaya çıksın. Mesela bugün Mevlana Hazretlerinden, Divan-ı Kebir'den iyi akşamlar. O kadar güzel bir söz karşıma çıktı ki Face'te bir arkadaş paylaşmış izinleriyle. Zaten izin verirler zannediyorum. Çünkü çok güzel bir şey. Ona ruhumdan üfürdüm müjdesi geldi diyor Mevlana Hazretleri. Ona ruhumdan üfürdüm müjdesi geldi. Anlaşıldı ki sen ötelerden gelmişsin. Artık şu fani dünya malı için kederlenmeyi, gam yemeyi bırak. Ama bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay değil. Ama eninde sonunda bıraktırıyor. Nasıl bıraktırıyor? Başta ilahlarını deviriyor. Canım, bir tanem, kuzum dediğin, canından çok sevdiğin ilahlaştırdığın, demeyelim de. Allah ilahtır, yarattığı da ilahidir. Onlardan şok yemeye başlıyorsun. Kötü mü? Hayır. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir, bu şeytan bile olsa. Şeytan olsun, vefasız insan olsun, eşya olsun, yanlışlarımız olsun. Muhteşem. Vefasız seni vefalıya kovalıyor. İşte ilahlarını deviriyor, ilah benim diyor. Ha, gönlünüz kırık mı? Hiç korkmayın. Bu öğretmenim, rahmetli öğretmenim, değerli öğretmenim Mehmet Rasim Mutlu'nun çok güzel bir vecizesidir efendim. Der ki, gönlün senden uzaklaştıysa bil ki bir şeyler getirmeye gitmiştir. Bir tek Allah demek, ah ile. Ah, aşığın dilinde zaten Allah demekmiş. Hani içinden böyle geçer ya, ah, ah. Hani onu sen bile ifade edemezsin. Heh, işte o Allah demektir. Ah, Allah'ta gözyaşı yok, gözyaşını sende yaşıyor. Gözyaşı olmasa güneş doğmazmış. Bakın bu da Mutlu Baba'nın çok muhteşem bir sözü. Biz ne kadar şükretsek azdır. Yani şükre varamayız, hamda varamayız. Hamd ettim sanırız. Ne haddimize hamd etmek, ne haddimize hamd etmemek. Biz sonsuzluğun güzellikleriyiz. Göz bebeğisin diyor, göz bebeğisin. Allah'ın halifesisin. Kendine iyi bak. Herkes bu dünyada hayatının başrol oyuncusudur. O rolü güzel oyna. Bak seni nerelere getiriyor.
Çünkü Allah'ın adı Hak. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Bittim, gittim, öldüm zannedersin. Vah benim emeklerim dersin. 60 sene, 60 küsür sene boşa geçti dersin. Yok öyle bir şey. Hiçbir şey boşa geçmez. Allah indinde hak zayi olmaz, emek zayi olmaz. Desene Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu da öğretmenimin sözüdür efendim. Der ki, öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır. Öyle öyle bir an yaşatır ki Allah, nasıl olursunuz biliyor musunuz? Muhteşem. O sizi zaten hiç bırakmıyor ki, şah damarından yakınım diyor. Şu sözün üzerinde bir durabilsek, şah damarından yakınım. Hiç unutmuyorum, bir gün sohbette Hülya diye gönül ehli arkadaşımız, ona dedi ki yaz dedi. Bir cümle yazdırdı. Sen Allah'la varsın. Zaten o çıktığı zaman, o üflenen çıktığı zaman en sevdiğini bile götürüp koymuyor musun mezara? Ha, işte bütün mesele Allah'ın izniyle bu can bu bedendeyken fark etmek, idrak etmek. Akıl, vicdan, irade veya idrak. Ruh bu demekmiş. Akıl, vicdan, irade. Vicdan zaten Allah'ın insanla konuştuğu yerdir. Akıl büyük bir nimettir. İdrak aklın neticesinde olur ama irade bambaşka bir şey. İrade sanıyorum ki Allah'tan yardım istemekle olur. Basit bir örnek. Senelerce kötü bir sigara alışkanlığımız vardı. Hatta çoluk çocuğun yanında bile içtik. Dolayısıyla anneyi babayı içer gördükleri için o çocuklar da içtiler. Seneler sonra ya Rabbim dedim, ben kötü örnek oldum. Yardım edersen ben bırakmak istiyorum. Şimdi de iyi örnek olmak istiyorum. Lütfen yardım et. Doktora gittim yaptırım olsun diye. Ücretini ödedik. Güzel şeyler söyledi. Biraz kuru yemiş falan bulundur dedi. Bir hafta sonra dükkan iki katlı. Alt katta ileride bir paket unutmuş elemanlardan biri galiba masanın üstünde. Böyle bir bakışıyorduk. Yukarıdan birisi Çiğdem abla veya Çiğdem hanım, çıkış o çıkış. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Hani sen benden yardım istemiştin ya, o Çiğdem, o Çiğdem. 13 sene oldu. 13. Siz Allah'tan bir şey isteyeceksiniz de yardım. Duyup da duymamazlıktan gelecek. Mümkün değil. Yeter ki canı gönülden iste. Samimiyetle iste. Çünkü o mu'in en büyük yardımcı. En ufak şeyde bile bakın, bir gün kendimden, hani insan bazen kendini çekemez ya, öyle dükkandayım, ay dedim ne kadar suratsızım, kendimi çekemiyorum, müşteri bizi niye çeksin? Esmaları çekmeye başladım. Esneklik kazandıracağım. Yani çok güzel tabii ki. Çekerken içimden bir ses, la hevle ve la kuvvete illa billah aliyül azim de diyor. Ben de içimden dedim ki, aa dedim, alt dinamiklerim de amma çalışıyor gibi. Ben yine esmalara devam ediyorum. Ya Vedud, ya Hak, ya Rahman, ya Rahim. İçimdeki ses volümünü yükseltti. La hevle ve la kuvvete illa billah aliyül azim de diyor. Ay özür dilerim dedim. Anladım. Benden değil.
aşağı yukarı ya Rabbim anlamını biliyorum ama dedim bir bakayım. Yazdım. La havle ve la kuvvete illa billah alül azim. Güç ve kuvvet sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımıyla elde edilir. Yani nasıl bir mesaj veriyor ya Rabbim? Sen her an benden yardımını iste. Her an seninle olduğumun farkına var. İşte bugün yine Mutlu Baba'nın kitabını karıştırırken ondan onayı o kadar güzel bir yerle karşılaştım ki diyor ki gönül ehli diyor. Allah gönül ehline ol. Ol da yani şöyle yapalım yanlış bir şey ifade etmek istemiyorum. Evet buldum. Mana bakışı tefekkürdür. Düşüncede bakmaktır. Onun içinde Yüce Kur'an ibadetlerin en makbulünün tefekkür olduğunu vurgular. İki alemi tek eyler. Allah'ın sevgililere ol demekten edep ettikleri için Bismillahirrahmanirrahim derler. Yani sen Cenab-ı Allah'la olacaksın. Özet şu. O senin gören gözün, gözünden gören o daha doğrusu. Kulağından işiten o, senden konuşan o olmaya başlar. Ama o samimiyetle, o dostlukla. Hani la havle ve la kuvvete illa billah alül azim. Güç ve kuvvet sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımıyla elde edilir. O mesajı veriyor. Tamam esmalarımı da çek diyor, o da güzel. Ama her an bunun bilincinde olursan ben her an senin o açık idrakine hay sıfat hay hayyum Allah diri Allah ben diriyim seni de diri tutarım demek istiyor. Ve işte o hayyu hay sıfatı zaten insana yaşama sevinci verir. Bir coşku verir. Ve dünya cennetini de görürsün. Dünyanın da boş olmadığını. Aa bu dünya değil ben ahiret için yaşıyorum o Allah'ın gücüne gider. İşte bir kız çocuğu bana sormuştu bir televizyoncu kız çocuğu. Dedi efendim dedi evrensel günah nedir? Bak kızım dedim kar topu oynamazsan kayak yapmazsan kar yağdığı zaman evrensel günah. Deniz mevsimi denize girmezsen evrensel günah. Çünkü senin için yarattı. Bizzatihi şükür çok güzel. Ya Rabbim, ya Rabbim denizine girersin. Allah'ım bu çekim kuvveti ne güzel dersin. Gökyüzüne bakarsın Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Bak bakalım bir direk diktik mi der. Tabakaları kasteder, ilmini kasteder. Denizin dibindeki güzellikleri de Mutlu Baba şöyle demiş. Tasavvuftan Mutlu Damlalar kitabında. Diyor ki, denizin 4000 metre derinliğindeki güzellik kime? Kendine. Ama kuluna der ki gel sen de seyret. Çünkü Allah'ın paylaşımı, Allah'ın alması yoktur. Allah'ın vermesi vardır. Ve hazinesinden hiçbir şey eksilmez. Karakteristik yapısı vermek, ödüllendirmek, mutlu etmek ama farkında ol diyor. Farkında olursan alışveriş başlıyor zaten. Farkında olmak için de ilahlarını deviriyor. Onun için o ilahların devrilmesine falan üzülmeyin. Yani daha doğrusu ilahlarımız demeyelim de çok sevdiklerimizin bizi üzmesi bizi Allah'a kovalıyor. O da der ki zaten bakın açtığın el istediğin her şeyden hayırlıdır. Bu da muhteşem bir şey. Çünkü hediyeyi veren hediyeden değerlidir. Açtığın el istediğin her şeyden hayırlıdır. Bu ne demek ya? Kainat, dünyayı işte ne yazar? Sen muhatap olduğun zata bak. Müteal varlığa bak. Ve merak etme.
Sen nereye layıksan oraya geleceksin. Varsın insanlarda hakkın zayi olsun. Onda olmaz. Ve sana çok görev verdiyse sen özel bir insansın demektir. Yakın mı? Çünkü mükemmel, sorumluluk mükemmelliyettir. Onu herkese vermezler. Mesela bir gün bize sormuştu. Evin reisi kim demişti. Kimimiz işte erkek dedik, kimimiz evin hanımı dedik filan. Evin beyi, evin hanımı. Evi çekip çeviren kimse o. Yani bu 13 yaşında bir çocuk da olabilir. Yani sorumluluk mükemmelliyettir. Hani derler ya ben 13 yaşında ekmek parasına başladım 9 yaşında. Ah o ne güzel bir şey. Ne güzel ödüllendirilmişsin. Ne güzel sorumluluklar verilmiş. Annene bakmak, kardeşlerine bakmak, akrabalara bakmak. Hani hayatımı onlar için feda ettim. Tamam. Ne güzel ettin. Sen kimsin biliyor musun? İşte bu da Mutlu Baba'nın sözü. Diyor ki, Şems'in dizelerde dinle Celalettin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime Celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. Sen o yoldasın. Bile bilmeye. Yani Allah'ın sevgilisisin. Allah'ın değerlisisin. Zaten geçici. Yo, arada nefes payı bırakırsana en azından burası mutmaindir. Dersin ki ya Rabbim ben biliyorum. Hani kimse bilmesin. Hepsi çizik çizsin. O biliyor ve sen biliyorsun. Sen eminsin. O eminlik muhteşem bir şey. Eminül emin. İşte Peygamber Efendimizin de o çocuklukta Eminül Emin, ne o dürüstlük ne muhteşem bir şeydir ya. O emin olunan kişi ne güzel bir şeydir ya. Kim kimin elinden dilinden eminse odur gerçek inanan diyor ya. İşte idrak boyutumuzu inşallah devamlı geliştirelim. Tefekkürle olur, seçimlerimizle olur. Gönlümüze göre olur bakın gönlümüze. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Çünkü oradan seslenen o. Çünkü hiçbir yere sığmam gönülden seslenirim diyor. Kimin? İnananın. Bilgenin kanıtı hep mutlu olmakmış. İnşallah Allah bize o bilgeliği nasip eder hepimize. Yani mutlu olmamızın yegane mutlu olmak için Allah'ı idrak etmek yeter. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Ama o da biraz kolay değil. Yerle bir eder seni. Çıkış noktası bırakmaz. Hüzne gark eder. O zaman işte hadi tamam der. Tamam kendini izhar eder. Bir yerden gösterir. Ama yine dediğim gibi gönlüne göre, arayışına göre. Allah'la olanın içine cennet kaçmıştır sözü. Çok muhteşem bir sözdür. O her olayın arkasındaki güzelliği kavramaya çalışır. Her olayın arkasındaki güzelliği. Öyle şeyler yaptırtır ki sana Allah'ım dersin ben bunu nasıl yaptım ya ben işte okul bitirmiş insanım şöyleyim böyleyim. Bir bakarsın ki niye yaptırmış biliyor musun? Senin iyiliğin için. Senin güzelliğin için. Zülcelali vel ikram. İşte celalinde ikram var. Çünkü hani cemal de güzel, celal de. Ama cemal bayıltır, celal ayıltır. Biz kopya çektiren hocayı sevdik okul zamanı. Ama bizi kopya çektirmeyen öğretmen üniversiteye soktu. Ve sonunda şöyle dedik. Hay Allah razı olsun o Zeynel Bey'den, fizikçiden.
Anamızı ağlattı ama onun 3 puanıyla üniversiteye kapağı attık. İşte hayat da böyledir. Kim bizi üzdüyse ya da sıktıysa ya da öğretileriyle hemhal olmamızı istediyse, öğretmek aşkıyla, bu anne olur, mürşit olur, baban olur, çocuğun olur. Ha, çocuğun da sana mürşittir. O da başka bir şey. Şöyle ki, yaramaz çocuğu sen terbiye edersin, yaramaz çocuk da seni terbiye eder. Hep bir alışveriş, adaletli bir alışveriş var bu dünyada. Bakın, rahatlık, kolaylık istenilen şeyler, tamam, kabul. Fakat 2 gün sonra sıkılıyorsunuz. Meşgaleniz yok. Sıkılıyorsunuz. Çünkü fıtratımızda insan görmek var, iş yapmak var, işe yaramak var. Bilebilmeye. Ama bilerek yapmak çok daha güzel. An muhteşemdir ve Allah'tandır. Bu anları çok güzel kullanmak lazım. Çok güzel dediğim keyfi değil, keyfe de. Tabii, keyif nerede biliyor musunuz? Diyor ki, bu genç kızdığımdan beri bu sözü çok severim. Tam da karşımda köşede asmışım. Eğlence çılgınların mutluluğu, mutluluksa akıllıların eğlencesidir. Birisine dokunduğunuz zaman, bir güzellik, bir iyilik yaptığınız zaman, bir ufuk açtığınız zaman, bir gönle serinlik verdiğiniz zaman, onun verdiği mutluluk parayla, pulla ölçülmez. Bakın, eğlence çılgınların mutluluğu, mutluluksa akılların eğlencesidir. Altında da zaten onu teyit eden bir cümle daha var. Ne istediğini bilene dünya kenara çekilir, yol verir. İstikrarlı olmak lazım. Ne de sevgi ve muhabbette. Kucaklarsan kucaklanırsın. Samimi olarak kucakla, samimi olarak sev. Taklitten tahkike geçilir. Yani ilk önceleri belki zor gelebilir. Ama senin özün sevgi. Dağdan dağa Ahmet dersen Mehmet diye cevap gelmiyor ki. Evet, ve bana merhaba diyenlere tekrar merhaba diyorum. Hoş bulduk diyorum. Gözüm pek seçmiyor. Oraya takıldığım zaman da akışı kaybederim diye. Daha sonra inşallah daha büyük bir ekranda sohbet edersek o şeyler de, yazılar da büyük olacak. O akışı götürür. O da çok güzeldir. Zaten an muhteşemdir ve Allah'tandır. Hiç korkma. Serbest bırak kendini. Ama insanız işte. O tünelden geçerken o ışık hiç gelmeyecek zannediyoruz. Halbuki geceyi mutsuzluk kabul ediyorsan gece olarak kalmıyor. Gündüzü mutluluk kabul ediyorsan gündüz olarak kalmıyor. Bir devinim. Neyin devinimi? Tekamülün. Tekamül ne? Allah'ın seninle olduğunun idrakine var. Allah ahlakıyla ahlaklanmak denilen olay. Ha, kolay mı? Değil. Evet, değil. Ama gayretle kokusunu aldığın zaman bırakamazsın. Bırakamazsın çünkü senin özün. Dediğim gibi Cenab-ı Allah ta hakkın zayi olmaz. En güzel el hakim, el hakim, el hakem. Düdüğü çalar, oyun bitti der. Ha. Net, sevgi dolu, gayret içinde hayatı götürmeye çalışalım. Bakın, düşersin, kalkarsın. Düşersin, kalkarsın. Düşersin, kalkamazsın. Bir el uzanır, o Allah'ın elidir. Birdenbire değiştirir hayatını. Hayal edemeyeceğin şeyleri verir. Fıtratına göre, yaratılışına göre. Neden hoş? Sen onun farkında bile değilsindir.
Ama senaryoyu öyle güzel oya gibi işlemiştir ki oralara getirir. Ama fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Birdenbire olmaz. Sohbete iştirak edebilirsiniz. Bir hoş seda. Bu dun alem. Kargalar bile buraya bakmazmış. Biz ne alemlerin yolcusuyuz biliyor musunuz? Düşünürlerden biri mezarına şey yazmış. Osho galiba. Tarihini tam hatırlamıyorum. Atıyorum diyelim misal. Teşbihte hata olmaz. İşte 1930 1998 yıllarında dünyaya uğradı. Evet, biz buraya uğradık. Buradan da nerelere gideceğiz? Ama Cenab-ı Allah'ın bize verdiği potansiyeli inşallah ortaya çıkarttıktan sonra. Ben en son duamı buldum. Allah'ım, bana verdiğin potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Hiçbir şey istemiyorum. Çünkü biliyorum ki o çok güzel bir potansiyel vermiştir. Tabii ki isteklerim vardır. Ama ekstrem bir şey demiyorum. Korkuyorum. O bizi bizden daha iyi biliyor. Evet. Fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Tecrübe sahibi olduğun zaman. O gençlik çağı, bakın, gençlikte bir paniktir, kaplar her tarafınızı. Yanınıza kimse gelsin istemezsiniz. Rakip bilen, aynı meslekten yapan. Aradan bir zaman geçer, 40'lı yaşlarda gelsin ya bir şey olmaz dersiniz. 40'tan sonra da gelsin gelsin yardımcı olayım dersiniz. Daha sonra da hobi olarak yapmaya başlar. Hayatı da hobi olarak kullanmaya başlarsınız. İşte bu çok güzel. Evet. O bir ağaç gölgesinde kalmış gibi. Havvacım, neye istinaden söylemiştin onu bir tane? Çok güzel. Tabii. Mesela şöyle algıladım ben onu. Yani Cenab-ı Allah'ın şah damarından yakın oluşu. Her anın arkasında bir muhteşemlik olduğunun bilincinde olmak gibi. Senin gönlündekini bilir. Sen bir şeyden sıkıldığın zaman adeta o da sıkılır. Sen bir şey yapmak istediğin zaman bunu hak ettiysen gönderir. İşte daha önce de demiştim, Mutlu Baba'nın bahçesinde lüks türümleri kestim. Oraları süpürdüm. Ter kan içindeyim. Bir Ağustos ayıydı galiba. Hani dünya hayatı tabii. Aleykümselam. Dedim ki hani bir küçük sertçe bile su bulduğu zaman suyun içinde böyle debelenmek istiyor ya, fıtratı icabı yazın. Ben de dedim ki ayağım kaydı düştüm derim. Şu havuza bir gireyim çıkayım dedim ya, bir şey istemiyorum. Girip çıkıp ıslanmak istiyorsun, serinlemek istiyorsunuz. Sonra da dedim ki yok ya dedim, yani kendimden utanırım. İnsanın kendine yalan söylemesi kadar kötü bir şey yok. Biraz sonra telefon çaldı. Kızım, anne, işte sana WhatsApp'tan bir şey gönderdim, görmedin mi? Yok, görmedim. Anne, ben Bodrum Gündağında bir yer tuttum. Bak, önünde havuzu da var. Sabır, bakın, bu Mutlu Baba'nın sözlerindendir. Lütuf diyor, sabır noktasında gelendir. Bakalım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet, sabır noktasında, yani lütuf sabır noktasında. Yani sabrın öyle bir hale geldi ki, ay şu olsa çok güzel olurdu. Lütuf sabır noktasında gelendir. Evet, doğru. Tabii, ne demek? Duymasını,
Ya o kadar hassas yaratıldın ki, o kadar naif yaratıldın ki, bu dünya hengamesinde biraz özünü kaybeder gibi oluyorsun. Biraz. Yani bazen kendini tanımıyorsun. Ama Allah katında bunlar affedilecek şeylerdir. Çünkü kabahat işlemeyen bir toplum olsanız sizi alır yerinize, yani yenilerini yaratırdım diyor. Biz eksiğimizle ekmeliz. Yani eksiğimizle güzeliz. Çünkü samet olan, yani kusursuz olan Allah'tır. Biz kullarıyız. Senin çocuğun kusurlu olduğu zaman git bir daha gözüme görünme diyor muyuz? Hayır. Hatta bazen güldüğümüz bile oluyor. O da bizi eksiğimizle seviyor ama destekçi, en büyük yar ve yardımcı. O sultanın kulu olmak yetmiyor mu? Müthiş bir şey. İşte bir gün bana öyle demişti. 2,5-3 metre vardı aramızda. O böyle koltuğunda oturuyor. Ben de böyle biraz şeyim herhalde. Gergin miyim bilmiyorum. Şöyle o sultanın kulu olmak yetmiyor mu dedi. Ben de içimden dedim biliyoruz ne olmuş yani. Çok mu önemli bir şey söyledin gibi. Aman bakın ben samimiyimdir efendim. Samimiyet en büyük ciddiyettir. O andaki duygumu ben şu anda size o şekilde anlatmamış olsam yama gibi gelir. Ama işte eksiğimizden bahsediyoruz ya. Allah tamdır, samettir, kusursuzdur, insanı eksiktir. Sonra kendimden nasıl utandım. Hani o eşref saati, boşluk saati derler ya. Eve geldim ya dedim. Ne dedi Mutlu Baba? O sultanın kulu olmak yetmiyor mu? Aman Allah'ım. Seneler oldu. 10 seneyi falan geçmiştir sanıyorum. Kar topu gibi büyüyor. Evet. Değerli arkadaşlarım, değerli güzellikler, değerliler. O sultanın kulu olmak yetmiyor mu? Biz sonsuzluğun güzellikleriyiz. Kul kurar, kader güler. Hiç ummadığın yerlerden, hiç ummadığın zaman bir el uzanır, o Allah'ın elidir. Sen yalnız değilsin. Hiç olmadın. Onun bilincinde olursak kolay götürürüz. Kolayın ötesinde de zevk almaya başlarız. Hepimizden Allah razı olsun İsmet Sultan. Bak senin hikayeni anlattım ben. Şimdi İsmet abi çocukken ilkokul 3 veya 4'te diyor. Öğretmenleri sormuşlar. İsmet abi de 50'nin üstünde bir bey. 60'lara yakın. Öğretmenleri sormuş. Demiş ki büyüyünce, evlenince işte kaç çocuğunuz olmasını istersiniz? Kızlar utanmış. Kızlar hiçbir şey dememiş. İşte 50 sene önceki olay diyelim. Onlar da 9-10 yaşındalar. Erkeklerden bazıları da bir şey dememiş. İsmet abi demiş ki benim 3 kızım olsun isterim. Seneler geçiyor bakın. O ne güzel bir duadır. O çocukluktaki o açık şuur. O temiz, saf şuur. Evleniyor. Hanımı doğumhaneye gidiyor. Ya Rabbim diyor. Erkek olursa ben Fatih ismini çok seviyorum. Fatih olsun. Kız oluyor. Zeynep. Aradan bir zaman geçiyor. Tekrar hanım hamile doğuma giriyor. Ya Rabbim ben Abdullah Allah'ın kulu ismini çok seviyorum. Yani Abdullah ismini çok seviyorum. Erkek olursa Abdullah olsun. Kız Ayşe. Üçüncü de Allah'ım ben Emre ismini de çok seviyorum. Erkek olursa Emre olsun. Kız Fatma. Tamam. Bu çocuklar büyüyorlar. Birincinin eşi Fatih. Zeynep'in eşi. İki. Ayşe'nin eşi. Abdullah. Üçüncünün eşi Emre. Cenab-ı Allah ne diyor biliyor musunuz? Ey kulum İsmet.
Sen çocukken benden bunları istemiştin. Ben sana 3 tane erkek evlat gönderiyorum. Hem 3 oğlun oldu, hem de o 3 kızına sahip olacak güzellikleri gönderiyorum diyor. Çok dürüst çocuklarmış işte. Sigarası, içkisi olmayan güzellikler. Tabii ki bunlar kayda değer şeyler. Bak senelerce 30 küsur sene içtik. O çoluk çocuğa da kötü örnek oldu. Bırakamıyorlar. Müsebbibi kim? Ben. Ama idrak ettim. Ya Rabbim, kötü örnek olduk. Şimdi idrakindeyim. Yardım et. İyi örnek olayım. Oldum mu? Oldum. Yani iyi örnek olmaya çalışıyorum. Anlatıyor muyum? Anlatıyorum. Güzeldir tabii ya. Tabii. Her şeyden önce emanet ya. Bu can muhteşem ve seni artık biliniyor da zararı tam manasıyla. O kadar güzel. Zaten mevsimine göre meyvesi, sebzesi yenildiği zaman o da muhteşem bir şey. İşte düzenli beslen, yani kolayını mı seçtik, örneklerimiz kötüydü, onlardan mı aldık, olmaz. Ha, olan oldu bitti. Olan da hani geçmiş takıntı, gelecek kaygı, dem bu demdir, dem bu dem. Şu andan sonra böyle zararlı şeyleri Allah'ın izniyle yapmayız, yaptırmamaya çalışırız çoluk çocuğumuza. Ama oralardan geçtik işte. Ya İsmet abinin hikayesi ne kadar enteresan değil mi? O gün dedim, akşam sohbet var İsmet abi dedim. Dur sana bir şey anlatayım dedi. Bir konu anlattı. Ben bunu dedim, müsaaden varsa akşam anlatayım mı? Cenab-ı Allah'ın güzelliğine bak ya. O isimlerden de mahrum kalma. Ha senden doğmuş, ha senin hanımından doğmuş, ha ben göndermişim. Ama o 3 kızına da güzel damat. 3 de evlat sana erkek evlat oldu. Ya biyolojik akrabalık önemli değil. Ruh akrabalığı kadar muhteşem bir şey yok. Hani diyorlar ya, sen dost kazan, düşmanı anan da doğurur. Evet, hadi sohbete katılın. Katılmanızı isterim. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste, vereyim der Allah. Ne istedin de vermedi. Ama o yolda da gayretin olacak. Ha, gönülden iste. Gönülden iste. O senin samimiyetini biliyor. Samimiyetine de en kısa zamanda cevap verir. Bakın, ben Allah'ı severim. Çok kolay söylenen bir söz. Allah sevgisinin ispatı insanları sevmektir. İnsanları seversen çok zenginleşirsin. Çok mutlu olursun. Kabuğunu kırarsın. Beni minimize edersin. Biz bilincine geçersin. İşte hani 8 milyar çiğdem olursun ya. Bir çiğdem. Nedir bir çiğdem? Karşıda gördüğün Ayşe'si, Fatma'sı, Ahmet'i, Mehmet'i, Bülent'i sen değil misin? Ya da senin gibi değil mi? Ha? Sen neden hoşlanıyorsan o da ondan hoşlanmıyor mu? O zaman kendine reva gördüğün güzellikleri. Ben bir gün hiç unutmuyorum. Başkasına da gör. Şeye gitmiştim Cağaloğlu'na. Evet. Halka hizmet, hakka hizmet. Nasıl oluyor hocam? İşte bak. Çok güzel. Serveciğim. İşte şimdi anlatayım. Hakkın parçası halk. Halkın yüzü hakkın yüzü. Hakkın yüzü halkın yüzü diyor. Halkın sözü hakkın sözü. Cağaloğlu'na gittim bir gün. İşte kırtasiye malzemesi toptan alacağım. Tanzim'de de satacağım yerimizde. Okul açılmasına yakın. Dediler ki yukarıdaki beye çıkın dediler. Yukarıdaki beye çıktım. Hani üst kattaymış patronları. Onunla görüşeceğim. Toptan alacağım. Ne kadar ikram edersin? Onun konuşmasını yapacağız. Böyle merdivenlere çıktım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dedi.
Bir hoşuma gitti. Ama o kadar candan söyledi ki bunu. O sesteki frekans ve samimiyet zaten hoşuna gidiyor. Onu anlıyor, gönül anlıyor onu. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretlerinin çok güzel bir sözü vardır. Der ki, sezginin kanıta ihtiyacı yoktur. Bak şimdi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedi. Çok hoşuma gitti. Ben de dükkana geldim. Aha, söylerim. Dur şuraya not alayım. Vesvese tamam. Geldim. Ben de dükkanda müşterilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz deyince kızım şöyle bir baktı. Anne abartmıyor musun dedi. Peki dedim. Sana bir tek soru soracağım. Bir cümle. Cevabını lütfen samimi ver. E mi kızım dedim. Tamam dedi. Birisi sana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dediği zaman hoşuna gidiyor mu, gitmiyor mu? Gider. E niye mani oluyorsun? Yani yeni başlıyor, yeni etkilendim. Zamanı gelmiş. Niye engelliyorsun? Yapımızda engellemek de var. Yapmıyorsan yapana engelleme. Şimdi Çiğdem, bazen çok yalnız ve çaresiz hissediyorum. Bu da vesvese. Yok. Vesvese değil bir tanem. Vesvese değil. Hepimiz öyleyiz ya. Bazen ağlarız, bazen sızlarız. Bazen korkarız. Vesvese değil. Biz insanız güzelim. Ama şu var. Allah var, gam yok. Gam mı var? Allah'ı unuttuk, kendimiz çözmeye çalışıyoruz. O zaman daha çok bir karman oluyor, bir karma oluyor. Rahmetli anneme derdim ki, gel anne şu meseleyi halledelim, bir konuşalım. Masadan daha kötü kalkardık. Hayırlı akşamlar Lütfiyeciğim. Şimdi öyle bir şey ki, çünkü benlik giriyor işin içine. Sonra kendi kendime dedim ki ya ben hiçbir şey söylemeyeceğim arkadaş dedim. Ben kendimi ifade etmeye çalışmayacağım. Bağrımı mı deleceğim beni anlasınlar diye. Sen kendini anla. Sen emin ol yaptığından. Bırak, gerisini bırak. Ne teşekkür bekle. Bakın. Allah vafidir, vefalı Allah'tır. İnsanlardan teşekkürdü, şuydu, buydu beklersek daha çok bekleriz. Ha vefalı, ha, hakkın zayi olur mu? Olmaz. Ha vefalıyı bulduğun zaman kıymet bileceksin mi? Tabii ki bileceksin. Vefasızınkini de bil. Vefayı öğretirsin. Teşekkür ediyorum, sağ ol. İşte Lütfiyeciğim, o ne biliyor musun? Hani sesinizi duyunca diyorsun. Çok güzel. O ses ne demek biliyor musun? İşte Tanzim'de ben esnafım seneler önce. Böyle ya, tatsız tutsuz haldesin mesela. Bazen hiç sebep yokken canın sıkılır. Oradan bir komi geçer. Böyle yapar. Çiğdem abla ne haber? Ne var bunda? Çocuk o kadar yürekten söyledi ki birdenbire dağılır senin iç dünyandaki karamsarlık. Ses bu işte. Çok güzel davran bir tane. Çok güzel davran iş yerindeki o insana. Neden biliyor musun? Belki dikkat çekmek istiyor. Bakın, bilseydi yapar mıydı diyor. Bu ne kadar önemli bir şey. Herkes kendi çapında haklı. Herkes. Kabul görmek istiyor, davranış biçimi o değil. Şimdi sen samimi ol, sen affet. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat hiçtir. Bakın, bir de şöyle derler ya, her Musa'nın bir Firavunu olur. Bizi dinamik tutar. Provoke eden güç seni bir yerlere getirir. Neden mi? Söyleyeyim. O ortalığı karıştırıyor. Kuyu kazacaksan boyuna göre kaz, sen düşeceksin.
O kadar önemli değil. Tabii ki yani sizin yaşadığınız ortamda şey yapar. Neden güzellik varken böyle oluyor dersin? Neden? Muhakkak bir nedeni var. Arkasındakini sabret. Sabret ve arkasındakini gör. Bak şimdi bir olay anlatacağım. Bu Hayatın Ta Kendisi kitabı yazıldı. Bir yayın evi, o zaman benim yayın evim yok. Bir yayın evinden gittik çıkarttık. 6 sene. İteledi, öteledi. Hatta çok affedersiniz, böyle kelimeler kullanmak istemiyorum ama hani yeni bir deyim var ya, köpekledi. Yazık, kendini köpekler. İnsanoğlu iğnenin deliğinden Hindistan'ı görür. Senin gözünü kırpmandan senin niyetini anlar. Sabrettim. Eyvallah. Sabrettim, ettim, 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 ettim. 6 sene. 6 sene. Ne yaptı 6 sene? İteliyor, öteliyor, kuruş vermiyor, parasında değilim, motivasyonumu yok ediyor. Kendi hakkım olan, hani kitabımı kendi yayın evi kurdum, kendi yayın evimden. Bakın, o provoke eden güç seni nereye getirecek şimdi? Ya dedim, korkuyorum da. Neden korkuyorum biliyor musun? Kendimden. Onun seviyesine düşmekten. İdeallerim var, ülküm var. Neden ben yenileyim? İşte Allah'a kovalıyor. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu şeytan bile olsa dedik ya. Şimdi bak, iyi dinle yavrum. Buradan çıkacak bu. İşte dedim ya sana. Bir insanı eğer uğraşamıyorsan, bil ki çok zor birisini çıkarttı karşına. Ama onun arkasında müthiş bir güzellik var. 6 sene beni Allah'a kovaladı. Korkuyorum. Çünkü paraya her şey diyen insan, insanı insan yerine koymayandan her şey beklenilir. Seni mezara, hapse ya da hastaneye sokar ya da sen onu, değer mi? Değmez. Ne yapıyorsun? Allah'a kovaladı seni. 6 yıl ben dükkanda gidip gidip geldim, volta atar gibi hapishanede, volta atar gibi. Ya Rabbim, senin adın Hak. Bunun arkasında bir espri, güzellik var. Ama bana dayanma gücü ver ya Rabbim. 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 6 yıl sonra Hayatın Ta Kendisi şeyde var o efendim. Allah'ım Bu Kızı Kim Alacak kitabında var. Bu arada onları tavsiye ederim hepinize. Orada yaşamın, yani birebir yaşamın içinden olaylar olduğu için ve samimiyetle yazıldığı için, çünkü öğretmenim de bana demişti, efendim ben kitap yazmaya başladım dediğimde 15 sayfa okutup, bak kızım dedi, buradan gelenden ne bir kelime çıkart ne bir kelime ilave et dedi. Anladım. Sadırdan satırlara dökülüyor. Tamam. Çünkü ben çok zor bir gecede şu soruyu sormuştum. Ya Rabbim, ben iyi bir insanım. Niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum. Misyonum mu? Görevim mi farklı? Dediğim gün başlamıştı o kitap. Yani cevap şu. Senin o alternatif zor yaşam, senin samimi candan bir yazar yapmak içindi. Bitti. Bitti. Şimdi 6 yıl sonra ya dedik ki biz esnaf, yani meslektaş olursak belki utanır. Kendi kitabımızın hakkını bize vermiyor. Rahmetli annemin bir sözü vardı. Hayır kızım, kış kışlığını yapar derdi. Ha, utanmayan utanmaz. Ama seni yayıncı yaptı mı? Yaptı. Kim yaptı? O provoke eden bir güç yaptı. Peki o 6 sene sen niye Allah'a yalvardın? Teşekkür ederim. Üçünü, bakın, üç kitabınızı da büyük bir keyifle okudum. Muhteşem yazmışsınız hocam. Emeğinize, yüreğinize eyvallah. Hepimiz için yazıldı. Yazarken tekrar bir şeyler öğreniliyor. Tekrar geliyor, sizden geliyor.
Yani insan duvarla da tenis oynar ama insanla başka. Evet, samimidir. Çok şey katıyor insana. Onun için isterim yani. Hediye de gönderirim. Hiç konu değil. Bunun ticaretle alakası yok. Bakın şimdi. Neden 6 sene? Peki yazarlıktan sonra birdenbire yayıncılığı verseydi ne olurdu? Oho! Firavun oluruz, firavun. Ben neymişim de haberim yokmuş deriz. Birisi kaşının üstünde gözüm var dese mahvetmek isterdik. Cenab-ı Allah ironisini de yaptı, komedisini de yaptı. İçimden hissediyordum onu. Hadi, hadi bakalım diyor. Bak o kadınla uğraşamıyorsun. Evet ya Rabbim uğraşamıyorum. Pes etme. Yücelik pes edene verilir. Ama seninle birlikte götürdük ya Rabbim. Ha, onu ben, evet ben onun seviyesine inersem Allah korusun ya hapiste alırsın soluğu. Ya mezarda ya hastanede değer mi? Değmez. Senin ideallerin var. Sen bu dünyaya kavgaya gelmedin. Sevgiye, muhabbete kendini izhar etmeye geldin. Kardelen bile karı delip çıkıyor. Adı Kardelen oluyor. Çiğdem çiğdemliğini yapacak. Lütfiye öğretmen, Lütfiye öğretmenliğini yapacak. Bitti. Zaten Cenab-ı Allah da diyor ki ben gizli hazineydim, bilinmek istedim. Dünyayı senin için, seni de kendim için yarattım ya kulum. Hadi iste. Evinde eksik olan tuzuna, ayakkabının kopan bağına kadar iste. Ben Vahhabım. Yani dökercesine veririm. Ben Vedudum. Karşılıksız severim diyor. Daha ne desin? Daha ne desin? Onun için sevgi ve muhabbetle yapılan her şey Allah'ta hak zayi olmaz. Seni layık olduğun yere getirir. İşte o kadının, o provoke eden o kadın 6 sene anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Ama benim bir idealim daha vardı. Öğretmenimin kitaplarını çıkartmak istiyordum. Kapı kapı dolaşacaktım. Cenab-ı Allah ne dedi? Hayır kulum, sen öğretmenini sen anlatabilirsin. Sen yaparsın bu işi dedi. Sana yayıncılığı vereceğim. Ama dur bir dakika dedi. 6 sene bir hiçliği yaşa. Bak ne diyor biliyor musun? Hadi bakalım o kadınla uğraşamıyorsun. Hadi bakalım. Evet uğraşamıyorum ya Rabbim. Yazarsın ama ne yazar dedi. Evet ne yazar? Ben acizliğimin farkına varıp seninle birlikte götürdüm ya Rabbim. Hele bir aciz olmadığını gör, öyle zannet de bak ne belalara girersin. Allah korusun. İnme. Tamam. Seviyesine inme. İnilmez. İnilmez. Ama ona sevgi ve muhabbetle hareket et bak. İnsandır. Eninde sonunda anlar. Eninde sonu. Bakın. Hani bu biraz ona yakın bir konu. Pek alakalı değil ama anlar dediğim şu. 6 sene kadar önce Eyüp Sultan'da Ramazan evlerinde bir yer yapmıştık. Hani kitapları. Tasavvuf kitaplarını. Orası da yeri dedim. Güzel olur dedim. Yok yok, seviyesine inme. Böbürlenerek inmemek başka mesele. Sevgi ve muhabbetle yakınlaş. Karşıda gördüğümüz kendimiziz. Bunu da unutmayalım. O bizim bir iki tık önceki halimiz. Biz şimdi oraları geçtiğimiz için aa filan yaparız bu ve onları biz yaşadık. Onun için bize çirkin geliyor. Kendimizin eski yüzünü gördüğümüz için kendi adıma konuşuyorum diyelim. Yani tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Bir insanda olan bütün duygu ve düşüncelerin hepsi bizde var. Hangisini ortaya çıkarıyorsun? Bütün mesele o. Devamlı iki kapı çıkacak karşına. Sen hangisini seçersen sen olsun. Sen neredeysen ben oradayım diyor Cenab-ı Allah. Bakın Rahmani dileye de gayret senden, lütfu bereket benden der. Uzatmayalım. Orada o Ramazan evlerinde işte bir hanım kızla bana bir mesaj atmış. Efendim siz işte 6 sene önce annenizin ölümünden bana bahsettiniz, stantınızda. Ben hiçbir şey anlamadım. Neden dedim diyor.
Annem yeni vefat etti ve ben şimdi sizin ne demek istediğinizi anladım diyor. Sen sevgi ve muhabbetle yaklaş da, güzellikle yaklaş da, hiç zayi olmaz. Bir çivi, Allah sana bir çivi çakmayı öğrettiği zaman o çiviyi bir yerde çaktıracaktır. Öğrendiğin şeyi muhakkak ve muhakkak kullandırtır Allah. Çünkü Allah'ta emek zayi olmaz. Bakın, çok güzel bir esmalar kitabı, parayla satılmıyor. Hayır için çıkarılmıştı. En sonunda bana gelmiş. Siz de, hepimiz çok değerliyiz Lütfiyeciğim. Teşekkür ederim. Ama vefalı insanlara teşekkür etmeyen de Allah'a şükretmez. Hep teşekkürlerimizi söyleyelim efendim. Herkese, birisi bir şey yaptığı zaman bu sevgi ve muhabbeti çoğaltır. Nerede kalmıştık? Birisi hatırlatsın. İşte bu unutmalarım. Neyse, başka konuya da geçilebilir. Fark etmez. Şimdi Esma-i Hüsna kitabı. Benim Arapçam yok. Ama kendi çapımda öğrenmeye çalışmıştım harflerden. Çok şık bir kitap oldu. Fakat tam yayın basılacak, son baskıyı bana gönderdiler. Hani matbaaya göndereceğiz. Ay, orada bir baktım ki, ya dedim, Rahman'la Rahim bir tanesi neyle? Nun'la bitmesi lazım. Nun harfini de çok seviyorum. Gördün mü? Mizampaşa geri döndüm. Dedim ki, karıştırmışsınız mı galiba, bana mı öyle geliyor? Ay abla dedi, Allah razı olsun dedi. Bırak onu dedi. Bu kadar emek boşa gidecekti. Bir de derlerdi ki, hem esmalarla ilgileniyorsunuz hem Rahman'a da Rahim'e de aynısını yazmışsınız. Bakın, ben harfleri yarım yamalak bildiğim halde ona gayret göstermişim ya, Cenab-ı Allah onun karşılığını veriyor. İşte ne kadar şükretsen azdır. Nasılmış? Şah damarından yakınmış, hep seninleymiş. İyi niyet devamlı duadır, kötü niyet duasız kalmaktır diyor ya. İşte yalnız değilsin. Alemlerin Rabbi seninle. Muhteşemsin ya, muhteşemsin. Ne olursun bu dünyayı da cennet edasıyla İçinde ben olan her şey cehalettir. Ah, keşke sarılabilsek o hani iteleyene, öteleyene veya işte bizi üzene. İnşallah oralara doğru da geliriz. Sarılamasak bile merhaba veririz. Öyle kız kardeşim bir gün demişti, abla senden rica ediyorum, ne olursun. O, yok, ölümümü iste, bana onu isteme demiştim. Ve onun dediği, abla sen bir selam ver dedi. Günaydın de dedi geçerken. Bakın bakın, senelerce bana eziyet eden adama dedi ki, abla senden rica ediyorum dedi. Şimdi dedi, bir kahve yap dedi. O zaman işte o sigarayı da içiyordum. Sigaranı da iç dedi. Hadi bunu kullanmayalım artık, bu sigara lafını. Allah'ım bana cevap ver diye dedi, Kur'an-ı Kerim'i aç. Ben de öyle yaptım. Eyvallah, ne demek? Amin hepimize bir tanem. Açtım. Tamam dedi. Seni dedi yarım saat sonra arayacağım. Kahvemi içtim. Ya Rabbim bana cevap ver dedim. Tentemi yaptırmıyorlar, tentemi. Ekmek davasında senelerce yağmur yağdığında zevk aldılar. Kar yağdığında, yağmur yağdığında öndeki o havlu tezgahımı açamamıştım. İşte insanların egosu da başka bir şey. Yaptırmıyorlar. Yaptırdığımı da kestirdilerdi filan. Abla dedi, sen de sana çatan dedi Yalçın Kaya'ya çatmış demektir. Yani inanan insana demek istiyor. Abla inanan insana çatan dedi Yalçın Kaya'ya çatmıştır. Sen, ben şimdi o gün dur, o konuyu baştan alayım, bu konuyla da kapatırız. Senelerce bana ekmeğime mani olmak istediler. Ekmeğime mani olmak istiyorlar. Artık ben de demek ki kendi kendimde artık tahammül gücüm kalmamış. Bir gün kız kardeşimi açtım. Nilüfer dedim, çocuklar sana teslim. Onun da ağzında sakız var. Abla ben kendime bakamıyorum. Samimidir ama. Samimidir. Samimiyet çok güzel.
ha filan falan demedi. Bakarım ederim ne oldu de. Ay abla ben kendime bakamıyorum dedim. Ağzında da sakız var. Ama çok ciddi bir konu bu. Ne demek? Çocukları teslim ediyorum. Onlarla hesaplaşacağım sözüm ona. Kafamda hepsini bir araya sokmak var. Ondan sonra da hiç hayatta yapmadığım bir şeyi yapacağım. Öldürmek değil ama başka bir hal. Şimdi Nilüfer çocuklar sana teslim. Abla dedi ben kendime bakamıyorum. Ne diyorsun sen dedi. Ne oldu dedi. Nilüfer dedim ya benim tezgahımı senelerdir benden uğraşıyorlar dedim. Bunların çocukken genç kızken dedim bu memlekette işte şöyle yaparsan bari 6-7 tanesini haddini bildir de girmişken hapse değsin gibi. Allah'ım bunu sen dua mı kabul ettin demiştim. Ya Rabbim bağışla. O günde işte kız kardeşimi aradım. Böyle böyle dedim. Ay abla dedi. Sana çatan, daha doğrusu dedi, inanan insana çatan yalçın kayaya çatmış demektir. Senden bir şey rica ediyorum abla dedi. Ama ağzında da sakız var. Yani patlatmıyor ama sakız var. İçinden diyorsun ki ya ben neler düşünüyorum. Şu sakızla beni nasıl dinliyor? Bak sabır çok güzeldir. Burada sabırı da parantez açıyorum. Burada sabırı da anlatacağım. Sabırın muhteşemliğine bak. Senden bir ricam var abla dedi. Sen dedi kendine bir kahve yap iç dedi. 15-20 yarım saat sonra mı 15 dakika sonra seni arayacağım. Kur'an-ı Kerim'i aç de ki cevap Allah'ım bana cevap ver. Tamam. Kahvemi içtim. Ya Rabbi bana cevap ver dedim. Kur'an-ı Kerim'i açtım. Ne çıktı biliyor musunuz? Siz kim oluyorsunuz ki öç alasınız? Öç almak benim işim. Öç almak. Ay nasıl hafifledim. İşte kollarını aldı mı Cenab-ı Allah kulunu? Ay olamaz böyle bir şey. Kız kardeşim aradı. Abla ne oldu? Ya Nilüfer ne oldu biliyor musun? Öç almak benim işim. Siz kim oluyorsunuz ki öç alasınız dedi. Ben çok rahat. E tabi abla ne var bunda dedi. Bak şimdi. Abla dedi. Cevap gelir demek istiyor. Sen samimi olarak Allah de bak nasıl cevap gelir diyor. Çünkü Allah duyup da duymamazlıktan gelmez. O insandır duyup da duymamazlıktan gelen. Görüp de görmemezlikten gelmez. Abla dedi senden bir ricam var dedi. Sen yarın dedi o müdürün önünden geçerken dedi Bilgin Bey'in. Kitapta alim diye yazmışım. Küçük de bir yer ama. Ama işte konuşturan Allah. Bir günaydın desen ay yok yok Nilüfer dedim. Ölümümü iste onu isteme benden. Abla lütfen rica ediyorum dedi. Kapının önünden geçerken işte Allah. Kapının önünde. Günaydın dedim geçtim ama öyle bir günaydın yani çok içten değil. Şöyle bir o tarafa baktı bu tarafa baktı. Hak etmediğini bildiği için ben günaydın dedi arkamdan. Bitti. Kinleri, öfkeleri, her şeyleri bitti. Bu nasıl bir ben? Yani o egolarına, o ego. Demek ki egoyu mu sen bende de ego var ki ölümümü iste onu isteme diyorum. Yani hani çok çektirdikleri için. Ama sendeki minimize oldu. Ona günaydın dedin. Ondaki de yok oldu. Ondan sonra oldu benim kardeşim gibi. He, onun için sürdürmenin anlamı yok. Sevgi ve muhabbetle yaklaşalım. Çünkü insandır. Kırılma noktamız vardır. Sevgi. Sevgi her şeyin ilacıdır. Her şeyin. Sevgi ve muhabbetle kucaklamak, kendini sevgi ve muhabbetle kucaklamak demektir. Onun için ne dertler var, ne hüzünler var, ne üzücü şeyler var. Bu gibi şeylere takılmamak lazım. Asla ve asla. Çünkü takıldığın zaman adım atamıyorsun. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat hiçtir. Kimi affediyorsun? Komedi gibi geliyor. İlahi komedi zaten. Aman en yakındakiler en yakınındakiler yapıyor. Helalem selamını almamış da çok mu o mu bu mu boş ver. Yani bana gülme geliyor artık. Allah'ın eğitim metodu çok başka ama çekemeyeceğimiz yük vermez. Saat
Aa, biz bir saati geçirmişiz. Olsun, benim için şey değil, sıkmak istemem sizlere. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Gönül, ruhun yüce tevhid haline gönül denilir. İşte gönüller hani bir misafirlikte karşılaşmış gibiyiz. Sevgi, bakın ne yemek düşünürüz, ne içmek düşünürüz. Çünkü ruhun meselesi bu. Öbürü bedenin meselesi. Bu ruhla ilgili. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Evet, Allah'a bin şükür. Bugün de sen samimi ol. Konu gelir. Konu gelir. Devam eder. O zaman yine Mutlu Baba'nın bugün ayın kaçı? Yedisi. Şu yedinci söze bir bakalım. Ben teşekkür ederim. Ne demek? İlk bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oo, bak. Bakın çocuk, arkadaşlar. Sorduğunuz sorulara cevap geldi. Sırat köprüsü, edep köprüsü demektir. Samimiyet çok güzel bir şey. Yani en büyük ciddiyet samimiyettir. Bakın, Kaf Dağı'nı aşmak, Gaf Dağı'nı aşmaktır diyor. Hani biz yani insan. Bakın, güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyor ya. Bize de onu aşılıyor. Sen de benim takipçim ol diyor. Hazreti Peygamber, ben güzel, bütün peygamberler güzel ahlakı tamamlamak için geliyor. Amin. Son noktası Hazreti Muhammed. Hamd eden, sen de hamd eden, sen de erdem sahibi ol. Ona verilen hasletler sana da veriliyor. Ona vahiy ise sana da ilham. Çok güzel. Evet. Nefsin dağını delen hakikat şirinine ulaşır. Bakın, diyor ki hiçbir şeyi hor görmeyen göz Allah'a açılır. Varlığın tadı andadır. Tevhid Allah'tan, ayrım şeytandandır. Nefsin dağını delen hakikat şirinine kavuşur. Bitti. İnşallah nefsin dağını hep beraber deleriz. Bu da egoyu minimize etmekle olur. Farkındalık, egoyu minimize etmediğin sürece ne farkındalığa varabilirsin, ne içindeki. Ha, diyor ki özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Tevazu, egosu olan birinde tevazu olur mu? Nefsin dağını delip hakikat şirinine kavuşabilir mi? Hepinizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Teşekkür ederim. İnşallah pazar akşamı yine beraber oluruz. Bakın. Bir anlık tefekkür bin yıllık ibadete eştir diyor ya. Biz burada ne güzel şeyler konuştuk. Neyi konuştuk? İlahi sistemin muhteşemliğini konuştuk. Yalnız olmadığımızı konuştuk. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Onu konuştuk. Sevgi ve muhabbette kucaklıyorum hepinizi.